Hastalarımız için yorulmaya devam ediyoruz. Şimdi ameliyathaneye gidelim. Hasan Bey, Zeliha Hanım. Merhabalar. Hasan Bey'i sola alacağım. Şu gözlüğü oradan alır, kırarız. Tamam. Size eldiven olmayan bir alabilir miyim? En ufak bir ağrı, acı yaşamaman lazım. Yani hiçbir şeye katlanma. Bir problem olursa ah dedim mi dururuz, ıh dedim mi dururuz. Ben senden ne istiyorum? Ağzını açabildiğin kadar çok aç. Ben böyle çeksem de gelmesin başın. İşte bu. Hasan Bey ışık. Zeliha Hanım film. Zeliha film. Öyle de olur efendim. Biz bunu aslında 1, 2, 3'ün biraz mezceli değil mi? Işık iyi mi? Şöyle 4 planlasak. Evet. Bir tanesi gitti. 6 planlasak. 4, 6. İşlemden bahseder misiniz hocam bu sırada? Şimdi başlıyorum işlemden bahsetmeye. Hastamıza bundan 11-12 yıl önce alt çeneye 2 tane implant yaptık. Bu maddi sebeplerle de olabiliyor. O andaki zaman problemleriyle ilgili de olabiliyor. Biz 2 tane implant yaptıktan sonra 11-12 yıldır hastamız bu 2 implantın üzerine gelen ball attachment dediğimiz yuvarlak bağlantılarla çıt çıtlı hareketli protez şeklinde hareketli protez kullanmaya devam etti. Hastamızın bu arada hareketli protezle ilgili elbette çok ciddi konfor problemleri vardı. Sıklıkla değiştirilen parçalar, yiyeceklerin altına kaçması, konuşma problemleri. En son hastamız kliniğimize başvurduğunda bu transfer parçalar, bağlantı parçaları ile ilgili yenilikler isterken biz bu 10 yıl, 11-12 yıllık implantlarda hiçbir kemik yıkımının olmadığını görünce dedik ki ya madem bunlar gayet iyi, sen de çok memnunsun. O zaman dedik sana sabit protez yapabilmek açısından toplamda 12 tane olması gerekiyor en az. Üst çenede 6, alt çenede 6 sabit protez için. Zaten 2 tanesini yaptırmışsın ve hiçbir kemik kaybı yok. Çok sağlıklı gözüküyor. O zaman gel 10 tane implant yapalım. Sen benim öz abim olsan ben bunu yapardım dedim. O da dedi ki o zaman dediğin doğru, hadi gel başlayalım dedi. Bize inandı, güvendi. Bugün hastamıza sağ alt çeneye 4 ve 6 numara bölgelerine FTI sınıflamasına göre 2 tane implant yapacağız. Sol alt tarafa 4 ve 6 2 tane implant yapacağız. Ondan sonra da üst çeneye sağlı sollu 3'er tane implant yapacağız. Ve osseointegrasyonu takiben de üzerlerine sabit protez yapılmasını istiyoruz. Burada ilk aşamamız çok kuvvetli bir anestezi yapılması. Ki hasta baskıyı, basıncı her şeyi hisseder ama ağrıyı, acıyı hissetmesin diye. Sonra insizyonu takiben, tam kalınlıklı bir flap elevasyonuna ihtiyacımız var. Burada meslektaşlarıma bir bilgi. Hastanın hareketli protez kullanımıyla beraber sanki böyle üstündeki mukoza kemiğe yapışmış gibi gittikçe çok zor diseksiyon halini alır. Burada birkaç defa insizyonda tekrar bir insizyon yapmak gerekebiliyor. Bir de frictional yani sürtünmesel diseksiyon ya da parmak diseksiyonu bilmesi gerekiyor. Cerrahi yapacak meslektaşımın. Şu anda benim yaptığım şey elevatörle, enstrümanla diseksiyon. Birazdan göstereceğim. Şöyle parmak diseksiyon çok faydalıdır. Tutucu yüzeylerden güzel ayırırız. Bazı ameliyatlara şahit oldum. Sadece flebin elevasyonunun 35-40 dakika sürdüğünü gördüm. Total protezlerin altındaki o yapışık fibrotik mukozada. Bir de üzerine bir frictional yani sürtünmesel şu şekilde bir diseksiyon yaptığınızda hem kanamalar sıfırlanır hem tam kalınlıklı kaldırmış olursunuz hem de freze işleminde araya mukoza girip ileride implantın düşmesine sebep olmaz. İnsizyonumuzu tamamladık. Flap elevasyonunu neredeyse tamamlamak üzereyiz. Burada artık lingual arter ven ve lingual sinire yaklaşacağımız bölgeler, burada ekstra dikkat edeceğiz. Hafif bir serbestleştirme yapmayı ben severim. Genelde bazı ekollerde küçük açmak ya da flapsiz ameliyatlardan bahsedilir. Bu bölge, bu ameliyat onun için çok uygun değil. Böyle açıp geniş geniş görmek. Hatta eğer kemikte sorun olsa buradan aşağıya açıp mental sinirin bile yerini klinik olarak tespit etmek faydalı. Işık amyada duruyor. Daha iyi mi Hasan? Çok güzel. Ben bir kartör alayım mı? Daha rahatlatır. İstediğin her şeyi yapabilirsin. Ben sana güveniyorum. Gerektiği noktada ben sana ekstra isteklerde bulunurum zaten. Şu anda her şey yolunda. Şu kocaman memnun değilim. İşte kanamasız, tam kalınlıklı flap 3 numarada tekabül edecek. 4'te biz 6 numarayı yapıp 12 üyeli bir porselen yapılacak şekilde hazırlamak istiyoruz. Yavaş yavaş hızlanacağız. Öncelikle sen de bırak. Sadece yana al. Aynen. Şöyle yana al. Çok güzel. Ben böyle çalışmayı seviyorum. Eğer yorulursan da söyle. Güzel değil ya. Bir türlü olmadı ışık. Tekerleklerinden çekeyim. Tam tepeden sokayım şuna. Fokus. Şimdi çok daha iyi herhalde. Flap elevasyonu burada istediğim bölge. Şunları sevmiyorum. Bana bir şey verir misin? Bistüri. Hatta vazgeçtim. Hemostat. Al bunu canım. O sevmediğiniz neydi hocam? Reaktif periost submukoza kalıntısı. Bunu freze işlemi esnasında bon kolektör varken alma onları. Bak şimdi tertemiz, gördün mü? Freze ederken kemiğe ekim yaparsın. Adı cerrahide ekim. Yumuşak dokuyu soketin içerisine ektiğin zaman problem. Şimdi bir tane buraya koydu protez doktoru. Bir tane de buraya koyacak. Ve burada navigasyon çok önemli. Baktığınız zaman buccal plate, lingual plate, o bölgedeki tabakada açılma olmaması gerekiyor. Bir de tabii ki azami paralellik. Cerrahlar protezcileri sevmez. Protezciler cerrahları sevmez. Bu paralellik konusunda. Yok. Çok fazla şey, çok güzel gözüküyor. İlk yaptığımız işlem marker. Yani bundan sonra frizimin hangi bölgede çalışacağıyla alakalı ve ölçümlerimize göre 6 numaranın da aşağı yukarı burada yer etmesini istiyoruz ki bukkal olarak baktık, lingual olarak baktık. Burada da sadece kortikal kemiği geçip kanseröz kemikte duruyoruz. Amacımız vertikal dirilliği uzun. Marker'da önemli olan birincisi kortikale geçip kanseröze geçmek. İkincisi de pilot dirile geldiğim zaman paralellikte elimden kaydırırım aleti. Kaydırmamak için buradan ilk yuvaya hazırlanıp saplanıp bundan sonra artık açıdan kaçmamak. ...28.673 defa çalışınca aletler. İşte. Paralelliğin iyi olduğunu düşünüyorum ve paralelliğimi şöyle kaybetmeden ilerlemeye bakıyorum. Bu arada eleştirileri açayım. Soruları açayım. Paralellik. İşte ilk pilot freze girdiğim zaman hem yakınlığını, mesafesini hem de paralelliğine bakıyorum. Sanki bir miktar distal mi diyeceğim ama hayır değil. Paralel pin gevşekliğiymiş o. Sanki çok iyi gözüküyor. Yanımızda bir protezci olsaydı ondan da onay alırdık. Ve sonra da ...11'de bırakacağım bunu. Paralellikler. Tabii bu biraz sokuyor. Şu oynuyor ya şu. Şu doğru olan. İyi gibi, ne dersin? Bunu biraz distalize edeceğiz. Bu bence doğru da şu distalize olacak biraz. Ne diyorsun? Evet hocam. Değil mi? Bu daha iyi. Bu biraz distalize olması lazım. Artık ekspansiyon esnasında açıyı değiştirebiliyoruz bir miktar. Soketi patlatmadan. Daha iyi mi Hasan? Daha iyi. Evet. Bakın. Herhalde daha iyi. ...3.75-13, 3.75-11 planlıyorum. Ne? Tabii de uzun olur. Özellikle 375-11 birer tane. Üç buçuk 13. Vazgeçtim. 375-13. Rahatlattım çünkü. 3.75-13, 3.75-11.5. Kortikal kemiklerde daha D1 kemik seviyelerinde biraz intikali hareketlerle ben hangi tarafa kırılmasından korkuyorsam tam tersi taraftan, mesela linguale çok yaklaşmış ama bukkalde yer var. Oraya intikali hareketlerle biraz daha aşındırarak stresi o tarafa yayıyorum. Ya da baktım sıkıştım, meziyel ve distale hafif açıyorum. Hani elipsoid bir soket ortaya çıkıyor ama stresini linguale verip de lingual plate'i kırmıyorum böylece. Yani kırmamanın yolunu arıyorum. Bir de mesela üst çenede tam tersi. Birazdan göreceksin. Üst çenede tam dar açıyorum. Yani son freze girmiyorum bile. Göreceksin. O yüzden bugün gelmeni istedim. Bir de böyle çok kortikal kemiklerde normalde final frezi geçtik. Hafif boynunu counter sting yapıyorum. Kimin nazarı bu? Yok ya, bir problem yok da naz yapıyor işte. Hafif şöyle biraz rahatlatmak. Burada zaten rahat. Şimdi linguali aspire et, ağız tabanı komple. Bunu bırak. Şunu almanı isteyeceğim senden. 3.75-11.5 açalım. Hazırız hocam. Tamam, inşallah kalırız. Mümkünse hava ile bile çok temas etmeden, uzun süre bekletmeden, hiçbir yerle temas etmeden. Şimdi burada implant placement'ta biz genellikle ben modifiye self tipping sistem kullanıyorum. Yani son implantın son frezi, soketi genişleten genellikle implantın kendisi oluyor. Şu anda mesela aşağı yukarı 40-45 Newton santimetreyle falan giriyordur. Bu da primer stabilizasyonu çok yükselten bir şey. O yüzden ben pasif yivli silindirik implantlara çok aşina değilim. Kole bölgesini rahatlattığım için bir kole bölgesine rezorpsiyon beklemiyorum. Hani hep böyle agresif yivli implantlara böyle bir çamur atılıyor. Ama halbuki frezleri modifiye kullanmaya başladığımız zaman o 375-13 açalım. Frezleri modifiye kullanmaya başladığımız zaman o kalkıyor ortadan. Yani kole bölgesindeki stresi yok ediyorsun çünkü en başta ve stressiz bir şekilde oraya osya entegrasyon sağlanıyor. Hazırız hocam. Burası gerçekten şöyle vaksin uçlamasında kompleks yerlerden birisi. Burada oluşabilecek komplikasyonlar var mı hocam? Var, anlatacağım şimdi. Şu orta üçlüyü geçtikten sonra rahatlayacak. Bir kere sol parmak her zaman sökerken de takarken de vertikal basınçla eksendeki kaymayı engellemeli. Ve küçük hareketlerle, çünkü yapılan bilimsel çalışmalarda soket ısınmasına bağlı komplikasyonun sanıldığı gibi freze işlemi esnasında değil, yani diriller değil, internal de soğutma olsa, eksternal soğutma da olsa, her ikisi de olsa en yüksek ısınmanın implant yerleştirilirken implantasyonda olduğunu ispatlamış. O yüzden mesela son derece yavaş gitmek her zaman avantajlı. İkincisi, buradaki gibi kole bölgelerinde böyle açılma, incelme gibi olduğu durumlarda fenestrasyon ortaya çıkabilir. Ya da laserasyon sonrasında alt hazırlığı olabilir. Ve böyle kole bölgesi kapanmış olabilir. Affedersin, arkamdaki çok özür dilerim. Murat Bey, evet. Bon kolektörün filtresini alın. Evet. Burada komplikasyonlar demiştiniz Harun Bey. Linguelden yırtık ve kırılma olabilir. Aksı kaybedebiliriz. Öndeki implanta freze işleminde kayabiliriz. Mental sinir çok uzakta şu anda bize ama mental sinirde bir hasar olabilir ki hasta hemen ağrı duymaya başlar anesteziye rağmen. Şimdi burada esprisi şu, annem bulduğun gibi bırak dedi. Burayı güzel bir dikerek bulduğumuz gibi bırakacağız. Herhangi bir greflemeye ben ihtiyaç duymuyorum. Hasan Bey'in de duyduğunu zannetmiyorum. Evet. Evet. Murat'cığım, biz sütürlerle ilgilenirken sen filtreyi tertemiz bize bir çıkart. Şeyleri, parçacıkların hiçbirisi olmasın. Fikret abi, şuraya ellerini bir namaz pozisyonu yap. İçeriden bir namaz pozisyonu yap bana. Ha. Tamam. Murat Bey, anlatır mısınız? Onu şöyle masa yaptım böylece. Şu an bon kolektörümüzü açıyoruz, filtresini alacağız. İlginç bir şekilde implant yaparken ayrı boy, dikişte illa bir aşağıya indiriyorum. Niye söyleyeyim? Ben bunu buldum. Önce pıhtılaşmış kanı böyle bir kenara atarsak, daha sonra filtremizde biriken kemiği alıyoruz. Meslek hayatımın ilk 6-7 yılında basit sütürlerle ben ilerliyorum. Sonra hafif nemli bir spancın üzerine bırakırsak daha güzel olur. Yani kemiğimiz kurumamış olur. Hemen kullanılmayacak çünkü biraz ileride kullanacak ameliyatın ilerleyen safhalarında. Vertikal maddesi. Şimdi böyle geçtiğim zaman o taraftan dolaşıp gelirsem vertikal maddesi. Girdim çıktım, bir daha girip çıktım. Spancımızın üzerine aldıktan sonra birazcık ters vertikal maddesi. Bunu niye söylüyoruz? Serumla yıkadığımız zaman zaten kalan kemiğimiz böyle ortaya çıkıyor. Bu ne yapıyor biliyor musun? Bunu tekrardan küçük hareketlerle bir araya topladığımız zaman kapatıyoruz. Spancımızı nemli bir şekilde kemiğimizi kenara kaldırıyoruz. Hani birini açtım ve bak çok önemli olan. Niye? Daha sonra tekrar filtremizi takabiliriz. Çıksaydım eğer iki uç böyle açık kalıyor. Ama üstünden geçirdiğim zaman bak. Bak şimdi. Dokuya basıyor. Bak. Evet. Gördün mü? James Bond çanta gibi. Bir daha göstereyim. Kapattım gitti. Gösteremem abicim. Gel Selim buraya. Göstereceğim mecbur daha. Buraya bol bol dikiş atacağız yani merak etme. Aramızda öğrenci arkadaşlarımız da var. Onlara bir şeyler söylemek ister misiniz? Meslek hayatlarında başarılar diliyorum. Bir an önce bu mesleği elimden alsınlar. Ben part time ve full time emekliliğe geçeyim. Çok sıkıldım. Normal şartlarda hareketliden sabite doğru atılır. Flap öyle atıyoruz. Ama birincisi ya bu köşe ya bu köşe diye başlanması lazım. Benim burada başlama sebebim bu sefer implantı korumak için de. Yani implantı önce bir örteyim de dedim ön taraftakini. Şimdi bakın yara dudaklarından en az 3 mm uzaktan olacak şekilde. Normalde bu ilk dikişti. Öğrenci arkadaşlarım iğnenin ucundan tutulmaz. Her zaman orta üçlü. Ön yüzeyden tuttuğunda ucu körelir. Arkadan tuttuğunda ip kopar. Bir de şu çok olur. Araya girmesin. Oraya girerse kitler. Bak şu kısım periodontologlar için en önemli kısım. Gördün mü? Üstünü örtmesi. İşte. Ya ben bu modifiye vertikal matresin sonuçlarını bir iki ameliyatta gördükten sonra herhalde 9 ya da 10 yıl oldu. Basit dikiş hiç yok. Sadece kontralarda atarım. Yani garantörler için şuradan da geçeyim. Mesela burada basit dikiş öneririm. Niye? Vertikal olarak indirdiğim yerde vertikal matris attım da ya vertikal insizyonla kapatmaya kaptım da şöyle katlanma yapıyor. O zaman basit dikiş. Basit tek. Fikret abi iyisin değil mi? Bu arada iki tane implant bitti. Dikişleri attık. Hakkını helal et. Belki bir atıyorum yani 10 dakikada bitecekse 20 dakikada bitiyor. He. Ama niye sohbet ediyoruz? Ondan sonra öğrencilerimiz görüyor şu an bütün dünyaya yayınlanıyor bu ameliyat bu arada. Sen gözükmüyorsun ama senin ameliyatını merak edenler var. O yüzden hakkını helal et. Belki biraz senin vaktini çalıyoruz. Yani koltukta biraz fazla oturuyorsun ama eğitime verdiğin hizmet büyük. Şu köşeler çok açılır Hasan'ım. O yüzden oralarda üşenmeyip şöyle daha hızlı kapatmak için de vertikal matris kullanılabilir ama şöyle nasıl? Evet. Şöyle bir pençe şeklinde yani kedi pençesi gibi düşün, aslan pençesi gibi kapatmayı her zaman tavsiye ediyorum. Çünkü fark edersen eğer yaptığın ameliyatlardan sonra köşeler çok açılır. Evet. Özellikle alt çene, dil, lingual mesela şeyleri bilmezler. Dilin yüzeyinde plikaların erekte kaslarının olduğunu tabii şeylerde çok daha fazla. Küçük kedilerde ve büyük kedilerde daha fazla o. Mesela dil aslandan örnek vereyim. Bir aslan ceylanın derisini açabiliyor. Dilinin yüzeyindeki plikaları dikleştirerek bayağı zımpara gibi yapıyor ve ceylanın derisini kaldırıp atabiliyor. Bunu niye anlattım? Şimdi evet bir insanda bu kadar değil belki evrimleşmiş süreçte ama yine o plikalar buralarda açabiliyor fileri. Ona karşı ben de daha çok vertikal matrislerle garanti altına almaya çalışıyorum. Yine vertikal insizyonu kapatmak için vertikal de basit dikiş attım. Büzmesin dokuyu diye. Bir de vertikaller biliyorsun yani hani kolay kolay açılmaz. Açılsa da çok ameliyatı zorlamaz. Özellikle linguallerin açılması çok büyük bir laserasyon ortaya çıkartıyor. Geri büstüre ister misiniz? İsterim. Sıradaki bölge üst mü hocam? Yani... Sol alt tarafa başlayacağız. Muhtemelen uyuşmuştur artık. Hı hı. Şimdi periodontolojide çok kullanıyor musunuz bilmiyorum ama biz özellikle çok daha büyük açıklıklarda çok sık kullanırız. Eğer ameliyat hızlı bitsin diye yapıyorsak kilitsiz continue tak 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 diker geçer bitiririz. Ama burada olduğu gibi daha şey olsun. Hani burası ki belki kısa bir bölge, yaklaşık 1 santimetreyi kapatacağız ama ben böyle durumlarda önce normal dikişimi attım, kısayı kestim. Ama artık çoğunu buraya anlatıyorum. Yanlış anlamayalım. Tekrar biliyorsun. Hasan hocam sizden de değerlendirme alalım. Nasıl gidiyor ameliyat? Bence çok başarılı gidiyor şu ana kadar. Ve çok eğitici de oldu. Özellikle sütür kısmı. Burada modifiye vertikal sütür. Evet. Plastik cerrahların sütürüdür aslında. Yani sonradan periodontologlar, cerrahlar kendilerini aldılar onu. Ben de birkaç hocam, birkaç öğrencimle beraber onu değiştirip modifiye vertikal matrisi sık kullanmaya başladım. Şimdi fark ettiysen eğer continue'ya başladım ve kilitli continue. Evet. Kilitli continue atarken aradan geçiriyoruz. Şu aradan. O zaman bu bir kilit ortaya çıkartıyor. Bak şimdi. Ama her zaman şu uzun yer gergin olacak. Normalde ameliyatta 3. kişi hep bunu böyle gergin tutar. Yok. Ben alıştım artık bir şey. Geçtikten sonra dışarıdan alırsan bak şu yuvarlağın dışından continue. Ama alıp aradan geçirirsen kilit. Locked. Bak bu locked'u niye kullanıyoruz? Açılmaya karşı bir iki dikiş açılsa bile lock tutuyor onu. Ama mesela ortognetik cerrahi kesilerinde üst çene işte tüberden kanin bölgesine kadar boydan boya kesmişsin. Hoca da çıkmış tamam kapat çık demiş. Zaten 10 saat ameliyat. Tak 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 kilitsiz continue. Bizim buradaki amacımıza hizmet etmez. Şimdi son bir tık oturtacağız bak onu. Bak bunu böyle oturtmak çok önemli. Sonra sanıyorum son dikiş yeterli olacak burada. Oradan değil. Bir öğrensene. Buradan. Hep bunu karıştırır arkadaşlar. Şimdi içinden geçersem kilitleyecek ya. Final düğümle şöyle çektiğim şu tek ip gibi olacak. Normal yaptığımda bunu tek ip gibi tutup işte bu. İpte şişmemişse işte. Bakın. Tekrar. Bir de ne olur ne olmaz tersten. İşte. Bence tamamdır. Kapattım. Kötü haber yer değiştireceğiz. İyi haber 2 implant bitti. Selim yer değiştirmeye yardımcı olur musun? Ahmet abi iyi misin? Öyle iyi. Arkamda bak. Hasan bunu ben alayım. Sen geç bana yardımcı olayım. Şu bende. Zeliha'cığım eline sağlık. Ne? Neyi? Ne? Yırtık mı var? Yok ama. Yapışma. Hasan hocam onu ben de alayım. Şimdi takalım. Film bir daha görelim. Hem ben göreyim hem kamera görsün. Kapat. Hocam şunları göstereyim size. İnşallah hiç gerekmeyecek. Okey. Bu bölgeye yaptık sağ alt tarafta. Şimdi sol alt tarafta çalışma yapacağız. Haydi bakalım. Bana bir omluk enjektörü Selim çekebilir misin? Fikret abi, aynı şeyler. Değişen hiçbir şey yok. Baktığımız zaman yine bir 4 numara planlayalım buraya. Ve 6 numara planlayalım. Hasan. Buradan tam kalınlıklı insüzyon. Ağır ağacı olmayacak. Olursa ıh de. Biraz. Eğer 2 aşamalı implant yapacaksan hafif lingualden. Biraz lingualden gittiğin zaman öylece tam tepe noktası tamamen açıkta kalıyor. Zor tabii insüzyon. Bir de buradan arkadaşlara söylüyorum. Buradan elini kaçırırsan diye her zaman korumakta fayda var. Ben çok büyük cerrahım. Benim elim kaçmaz. Ben hata yapmam falan. Bunların hepsi hikaye. Söyleyen herkes yalan konuşur. Mutlaka da kesmiştir bir yerleri yani. Yine uç kısmından önce bir enstrüman elevasyon. Sapasağlam kemiği yakaladıktan sonra eğer tutan bir yer varsa bir daha insizyon. Tutan bir yer yoksa mutlaka kalkmış periostla beraber ilerleyeceğiz. İşte şu parmak diseksiyon, bakın bu parmakla asılarak hastanın sadece çene eklemine basınç kötü bir şey orada ama bu ameliyatta kabul edilebilir bir basınç. Hani benim gençlik zamanlarımda ben de uğraşıyordum. Şurada total protezin altında ezile ezile mukoza hem fibrotik hale geliyor hem de yapış yapış oluyor. Sonra meslektaşım, ben de gençken öyleydim. Baş ya 35-40 dakikada kalkmıyor yani şey. Flap. Yavaş yavaş. İş yani haspatörün işi. Beni emekli et diyor. Fabrikasyon span çok mu? Hayır orada masada. Niye yok abi? Bunun altında yok mu? Niye yok? Ha burada. Bu da fabrikasyon sponge. Çok daha sağlıklı. Lif bırakmıyor geride. Daha 4 numara bölgesinde sükûtu hayalimiz var Hasan Bey. Bu lingual gerginliğimiz olacak. Gördün mü? Şu yastasına. Rahmetli hocam vardı. O aklıma geldi. Toprağı bol olsun. Oynayıp durma derdi. Kemiğin ince olmasından kaynaklı mı hocam? Yoksa uzun süredir dişsiz olması? Bu zor. Tabii flebin zor kalkıyor olması Ahmet abinin dediği gibi. uzun zamandır hareketli protezle eziliyor alt taraf. Şurayı bir aspire eder misin? Burası bizi kurtarırsa şurası kurtarır bak. Kalde kalınlaşıyor gibi hocam tekrar. Tepe ince ama sonrasında aşağıya doğru bizi kurtaracak gibi. Evet. 3.5 ya da 3.75'e çıkabilirsek zaten yeterli olur. Şu kurta da bence 4'ü zorlayalım bu sefer. Şurada baksana. Zorlayabiliriz gibi hocam. Değil mi? Evet. Belki. Kalde daha iyi gibi görünüyor. Son kez friction'la yap şöyle bir derler. O zaman da şey görürsün, çıplak kemiği görürsün ya da gerekirse bak şurada mesela bir daha hemostat isteyeceğim. Nerede benim Murat'ım? Buradayım. Hemostat isteyeceğim sağ elime. Bunlar reaktif periyos. Bu en çok total protez kullanan hastalarda gördüğümüz şeyler. Şimdi şey diyorduk ya biz, incelmiş kemik diyorduk ya. Halbuki komple rezorbe kemik. Bak aldım. Kemik gibi gözüken o bıçak sırtı yeri gördün mü? Hı? Evet. Neredeyse 2-3 milimetrelik kalınlık aslında şey değilmiş. Kemik değilmiş. Reaktif periyosmuş. Hadi bakalım. Bir kapat dinlen. Onlar kalsın sende. Hazır mıyız? Kocaman aç bakalım. Bir de marker bile demeyeceksin. Marker pres'den başlıyor şey macera. Ben hep onu gördüm. Yani marker'da eğer iyi yürüyorsan kalanlarında da iyi yürüyorsun. Bunu kabul etmeyeceğiz yani. Dönen aletin bizi yönlendirmesini değil, bizim olanı yönlendirmemiz. Bak, üçüncüde başarılı oldum. Aspire. Şu ağız tabanını aspire. Bak şimdi. Biraz bukkale alma şansımız var. Hayır. Gördün mü? Bukkale komple açılır. Bukkale gidersen daha mı ördeki? Baksana. Evet. Gördün mü? Yani o yüzden burada hem linguale riskiye bak, şuraya bak, palpet komple kemik. Ya, ya bak, gördün mü? O yüzden burada bak benim şeyim. Biraz da böyle derinleştirirsin. O da niye pilot direğinin ilk 4 milimetresini sokup girersen eğer kaydırma olasılığın olmayacak. Listel, göster. Ha yok, sen flepsiz göster. Ben flepli göstereceğim. Ve bence burası. Ne dersin? Evet, güzel oldu. Adamsın. Güzel. Bunu niye yapıyorum biliyor musun? Lateksin, frezin üzerine bıraktığı lateks tozu. Hafif beyaz gördüm. Şöyle bir boşaltıyorum ağız tabanını. Frezi yıkamış oluyorum. Küçük detay. Evet. Mikron. Mikron önemli. Tabii tabii yani şey önemli olabilir. Bak bukkal açılıyor. Ağız aç. Çosun öyle aynen böyle kal. Gördün mü bukkale? Hı? İşte kabak kemik ben buradan yardırayım gideyim gibi bir durum yok yani. 3.5, 13, 4, 2, 11.5 olacak gibi gözüküyor ama emin değiliz. Bana bir tane şey ver, bir ara frezi ver. Bak orada ara frezi var. 3.5, 11.5, 3.5, 13, 4, 2, 11.5. Şimdi fark etmedin. Normal sette olmayan 2.8'lik frezi diğer setten aldım. Ekspansiyon frezini sıklığını azalttım. Yani bir üstüne atlamıyorum. Araya bir frez çakıyorum böyle durumlarda. Stresi yüksek durumlarda. Mesela arkada gerek yok. Ama nasıl? Hayır şey sen söyle. Direkt stres. Stres de ekspansiyonda daha doğrusu diril işleminde kemiği daha yavaş genişlet. Birkaç tane şeyle beraber. Bir frez fazla kullan. Ama bak gitti gidiyor yani, parçalanacak bak. Öyle mi? Gördün mü? Dokunmalara alışacağım. Ama bir şey mi söyledin? Bir şey mi söyledin bana? Yok, Hasan Bey'le konuştum. Peki. Arkamdan dedikodu yaptıysanız eğer kamerada izlerim bana. Okey. Evet, onları al diyecektim ben. Onu adamın, cerrahın moralini çok bozar yani. Evet, al şimdi. Hı hı. Counter-sink yapıyorum. Okey? Stres tarafı mı? Şu anda ben bukkale doğru olmasın, distale ve mezyele doğru elipsoid bir şey yapıyorum ki stres o tarafa yayılsın. Bununla ben belki %30, %40 başarıyı arttırıyorum yani. O hem koledeki yıkım olmuyor hem de yerleştirirken patlamasın diye. Ver abi 3.75 final frez. Sonra da 4.2'nin final frezini isteyeceğim. Ön taraflı işim bitti. Kole zaten bir miktar açıkta kalacak. Oraya otojen gref koyacağız kapatmadan önce. Bir de bir hemostat molası. Bak dostum, şimdi yaptıkça özellikle total protezler bununla karşılaşacaksın. Bak, bak hala reaktif perioz kalkıyor, gördün mü? Perioz adetle bayağı iş bulunacak. Nasıl? Üniversal kürek. Güzel kazıma işlemi yapıyor. İşte bir sürüyle falan gidip bizde baltalama sistemi genelde olmuyor ya böyle izinle. Ya ben hep 8 branştaki uzmanla aynı anda çalışmak istemişimdir. Hayalim hep o olmuştu yani. Özel sektörde ama. Evet. Üniversitede değil. Yani hepsi birbirinden iyi marka olmuş doktorlar. Hani periodontolojiye baksın, ara ara beraber ameliyata girelim. Hayır, 4.2 için 365. Benim ayağım. Geri düşürme konusunda şey söyledin mi? Yok, uç kısmı tutmama konusunda. Olmaz. Gideyim. Üzgünüm senin için yani. Ya sen daha çok geri gideceksin ya da buradan gireceksin. Işık çok kötü, niye öyle? Kolonun renklerini sağlayabilir miyiz? Gir gelmesin abi. Şöyle. Bu intikali hareketi üst çenede asla görmeyeceksin. Öyle ki final frezlere doğru. Üst çenede bilakis dar açıp sıkışsın istiyoruz. Çünkü D3, D4 boş kemikler. Ne? Hayır. Ha onu ver, freze ver. Counter sink yapalım. Şimdi normalde bu frez değil ama kortikal kemik olunca koleye şöyle bir rahatlatma. İşte senin o bahsettiğinde ben sana dedim ya, ben hiç görmüyorum hastalarımda kolede yıkım. İşte bu. Bunu hangisi yapıyor? Şimdi marka verelim mi? Vermeyelim hocam. 4.2 11.5 alayım. Bunu senden alacağım. Şöyle vereceğim. 4.2. Lütfen. Şimdi mesela şöyle söyleyeyim sana. AA+ implant firmaları var. 2 dakika. Ondan sonra marka verme dedi Harun medyadan dolayı. Doktora hiçbir modifikasyon yapma şansı vermiyor. Ben mesela düzenli ve sürekli kemiğe göre, pozisyona göre dans eden bir adamım. O yüzden ben modifiye ede gidiyorum. Bir de çok eski olduğum için bizim zamanımızda yani böyle süper markalar falan yoktu. Şeyde öyle değil, bu A+ dediğim Sonradan sana şeyleri söylerim. Markaları. O sana diyor ki abicim bunu kullanacaksın. Sonra yerleştireceksin. Öyle olacak bu diyor. Hani hiçbir şekilde sana şey gibi düşün. Manuel otomatik farkı gibi. Anahtar gücü zararı. Dua eder gibi. Vay bu beni şımartır mı? Biraz görünmek gerekiyormuş. Hayır çünkü ne problemimiz var diyor ya aspet. Ne problemimiz var biliyor musun? Lingualden gömülü şu anda bak. Kalden açık. Öyle mi? Eğer orada bu kaleyi takip edersen belki alveoler sinirine gireceksin. 3,5-13. Çok gömülü olacak. Protez sağlayacak ki ne yaptın abicim ya? 3,5-13. Bakalım sonrasını göstereceğim. Lingualde komple. Şimdi dikerken burayı grefleyip kapatacağım. Ama en sıkıntılı iş. 3,5. Evet, 3,5. Ama onu diye Mustafa kendi sipariş. 13. İşte bunu mesela içeri ekersen bilgilerin arasına bence o entegrasyon bekleme. Değil mi? Evet. Ya aspet bakayım başka var mı? Çok önce yoksun değil mi? Yok. Tam tersi. Evet, elimle alacağım. Burada önce bir... Hayır abi, yerine yerleştir onu. Şunu çıkart. Furkan. Hiç sevdiğim bir şey değil. Handle olsa. Bana handle. Benim handle var. Hiç kıpırdama abi. Handle istiyorum. Evet. Ver. Abi açma kapama yapma. Aç sonuna kadar öyle kalsın. Hiç bozma, en kritik yerdeyim. Süpersin Fikret abi, sağ ol. Özellikle mi tercih ettiniz handle hocam? Niye? Şimdi burada maksimum benim kontrolümde gitmesi lazım. Raşette implanta intikali hareket yatır, yani devrilme kuvveti verirsin. Burada direkt vertikal olarak ona yerleştirme gücü veriyorsun. Aksını ayarlıyorsun yani. Bir şöyle geri ileri yapabilirsin sıkışan yerde. Çünkü bizim yaptığımız sistemlerde hep böyle sıkışır implant. Dedim ya hani son frez. Handle'ı ben alayım. Handle alamazsın. Şimdi vereceğim sana handle'ı. Bu arada risk bitti. Hani ilk orta üçlüyü girip de apex'ten yakaladığı zaman böyle zor bölgelerde rahatla artık. Bence bu iş şimdi oldu. Gördün mü? Mutlu muyuz? Evet. Bunu bırak istersen, yorulma. Dikişe geçiyoruz herhalde. Dikişe geçmeden önce şöyle bir trip yapacağız. Şimdi ben bu bölgelerde, kole bölgelerine çok az bir kemik eklemek istiyorum, otojen. Periostu güzel kaldırdığıma inandığım için de membran kullanmayacağım. Çünkü bu da bir muğlak. Şimdi ekoller çok değişiyor biliyorsun. Diyor ki bol malzeme. Bir ekol. Bir ekol diyor ki en az malzeme. Dış malzeme, biyolojik ürün. Şimdi elbette implant firmaları ya da biyolojik ürün firmaları bize hep der ki kullanabildiğini kullan. Yani bu doğal bir şey. Biz ne yapıyoruz? Bizim için siyah ya da beyaz yok. Çok kullanacağım ya da hiç kullanmayacağım yok. Tam yerinde ayarlamak lazım. Çünkü şöyle düşün. Şimdi ben burayı grefleyeceğim. Otojen graft yerleştireceğim. Ki belki hiç gerek bile yok yani. Belki birçok doktor burada bir ekstra graftlemeye gerek bile duymaz. Fakat ben graftleyeceğim ama membran koymayacağım. Niye? Membran koyduğum anda en azından 2,5-3 milimetrelik bir alt katmanda kapanış katmanında şey olacak. Kalınlık. O zaman periyot kesisiyle beraber burada ben augmentasyon, yumuşak doku augmentasyonu yapmam lazım. Yani esteterek kapatmak için. Bana göre o daha saçma bir şey. Periyotu bozmak. Evet. Aynen öyle. O yüzden ben burada şimdi hırs yapıp da illa membran yapacağım diyenlerden değilim. İhtiyaca binaen yapacağım. Ki şu anda ben ihtiyaç görmüyorum. Yani sadece grefle yerleştirip kapatıp bitireceğim. Ama onun yanında başka bir şey daha var. Şu an ben ne yapıyorum? Şu anda ben destek dikişleri atıyorum. Greflemeyi yaptıktan hemen sonra grefti yerleştirip eğer bu dikişleri atıyor olsam greftlerin dağılma olasılığı ya da asistemen aspiratörle alma olasılığı artıyor. Riski. Şimdi ben öyle yapmıyorum. Bunları hazırlıyorum. İlk işim bunlara direkt düğüm atmak olacak. Anlatabildim? Bu da bir tavsiyeli bir ipucu. Şimdi şunu biraz küçültelim. Şöyle hazırlayalım. Yeni sütü açabilir miyiz? Evet, yeni sütüre ihtiyacım olacak ama şuradan biraz bilmiyorum. Şimdi aspirasyon tamamen uzakta duracak. Okey? Artık bölgeye asla gelme. Vay arkadaş. Max. Görüyor muyuz? Çok güzel. Hastanın az önce temizlediğimiz kemiği. Harvesting, bone harvest. Otojen greftleme. Hastanın kendi kemiklerinden faydalanıyoruz. Şey kolay gitse zaten. Neyse buna da şükür. Görebiliyor muyuz değerli meslektaşlarım? Geleceğin cerrahları. Onur burada mı? Ben Onur'u özledim ya. Ben mi olayım? Ha. Ben buradayım. Onur benim. Ben seni niye görmemişim? Hocam siz Onur'sunuz yani. Tamam. Hepimiz Onur'uz. Hepimiz Onur'uz. Şimdi bir dakika. Şurada bir problemim var. Şunu... Bunun başka bir yöntemi daha var ama gümrük kanın ameliyatlarını sana göstereceğim. İnşallah bu böyle birlikte operasyonlarımızın sayısını arttıralım belli bir yere kadar. Sonra sen de hem periodontolog ol hem de çene cerrahı ol. Bir uzmanlık yetmez bize desene. Kesinlikle hocam. Şimdi dostum bak işte mantığı bu. Yani önden destek sütü hazırladım ya. Hareket etmeden o. Tabii yani grefti yerleştirdikten sonra işte membrana alternatif. Ya şimdi ben oraya membran yerleştireceğim. Ondan sonra pin yuvaları açacağım. Pin yerleştirip onları sabitleyeceğim. Onun katmanı var. Ne için? Membran ne işe yarıyor? Greftin dağılmaması için. Esas görev o değil mi? Şimdi ben önceden bunu hazırladım. Bak artık dipçik gibi oturdum. Kolay kolay iltihap falan olmadığı sürece burada bir başarısızlık beklemiyorum ben. Fikret abiye de çok güveniyorum. Fikret abi alt çene bitmek üzere bu arada. Toplamda şu anda alt çenende 6 implant oldu. 4 yaptık. 2 de zaten vardı. Eğer tamam ben yoruldum demiyorsan devam edeceğim. Aynen. Kaç tane kaldı? 6 tane yapacağız üst çenede. Ama bir 10 dakika çeneyi dinlendirmek için mola alacağım. Üst tarafa iğne yapıp biraz bekleyip ondan sonra devam edeceğim. Sıfır sütür. Adamsınız hepiniz vallahi billahi. Bu adam kızlarda da adamlık var. Yayına 10 dakika sonra devam edelim mi hocam? Burada genelde kimseye söylemiyorum, sana söylerim. Bir kortikal. Selim. Şurası benim dediğim yer. Buradan en fazla 10 yani 8-10 yapılabilir. Gidersin. Bir daha gel, bir daha gel. Gelin. Bak onu da şuradan anlarsın bak. Gördün mü parmağını koydun? Kemiği görme, mukozayı gör. Evet hocam. Gördün mü o iyiliği bak. Al sana iyi. İşte o yüzden. O evin önü. Evet, biraz öne topladık bunu, birazcık daha iyi olacak sanki yani. Gerekirse balkon atsınlar ama uzun implantı yerleştirelim, tamam, yıllarca kullansın. Peki burada vestibülü iyice ekarte edip oradaki sinüsün hattını görmekte bir seçenek olur mu? Ama daha yüksek ödem. Evet. Ondan sonra daha yüksek bir risk. Bence biz gerçekten şöyle yapalım bak. Ne dersin? Çok daha iyi olur bence de hocam. Daha kontrollü bir implant oldu. Mesela bunu diyorum. Buramı bir kaçırırsın. Burada çok riskli ama çok iyi bir insizyon. Şu. Buradan paritine inmeyeceğiz de. Ben öyle öğretiyorum. Diyorum ki kemiğe bisturi giriyormuş gibi düşün. Hani öyle bir bastır ki tam kalınlıklı kaldıracaksan eğer. Aban yani hani bistürün ucuyla kemiği kes, çiz, periostu da kessin, atsın. Avantaj. Basınç yaptığında elinden bir kaçırıyorsun. Ya siz Hasan hocanıza söylememişsiniz. Spanç 30'un alındığını. Siz ne biçim ameliyat ekibi takipçisisiniz? Adamın haberi yok. Yarın sabah geliyordu vallahi medikaneye. Bu arada dolgulardan yırttım. Medikananın doktoru yapacakmış. Dolgular hocam. İnşallah. Tabii canım boş ver, yapsın, biz işimize bakalım. Hocam kayıttayız. Selamlar, selamlar. Onlar daha iyi yapacakları için yani. Sen ben ne anlarız? Neyse artık buralara biraz montaj koyarsın artık. 200 dakika. Bizim klasik müzik var. Bak abi şuradan köşeyi aldın ya. Acıyor mu? Ha? Neresi acıyor? Bir göster parmağını. Şurası mı? İç mi dış mı? Burnu, dudak. Tamam. Yapıştır artık ya. Kafayla yalnızsın. Bir şey oldu, görünmüyor. Kameranın arkası. Kocaman aç. Kocaman aç. Burayı birazcık daha hissedersin. Burayı birazcık daha ama küçük küçük yavaş yavaş vereceğim. Evet. Gurur duyuyorum. Şöyle avucunda kalsın ama değmez. Öbür türlü düşürürüz. Sen şöyle tutan ya, düşürürüz. Yok, steril zaten. Ama değmez. Fikret abi ben sana söz verdim, Allah'ın izniyle. Hiç acımadan bitireceğiz. Şimdi o azıcık acıyan yerlerde yapmak. Şimdi azalıp yok olacak, acımacı hissetmeyeceksin. Söz veriyorum. Baskı basınç olacak ama bu baskı basınç birazdan bitiyor. Bu halıyı kaldırırken oluyor işte. O da niye? Yıllarca damak kullandın. Şak 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 vura vura orayı nasır gibi yaptı. Aynen. İnşallah bundan sonra şu implantları Allah güzel yapalım, güzelce kaynasın inşallah. Bir kullanmaya başla. Diyeceksin ki her dakikasına değermiş arkadaş. Neymiş o damak diyeceksin. Yaşın gençleşecek. Oldun sana 30 yaş. O zaman. Yine aynı sorun üst çenede de var değil mi hocam? Her yerde. Şeyin altında, hareketli protezin altında... Al bak, finger diseksiyon bu işte, gördün mü? onunla mı uğraşacağım lan diyorsun. Gördün mü? Kimse bilmez bunu. Yani bunlar işte plastik cerrahi, rotasyon, genel cerrahi. Ya şimdi bizim aklımızın, hayalimizin eremeyeceği işler yapıyorlar genel cerrahide falan. Bizi rotasyona gönderiyorlardı eskiden. Şimdi gitmiyorlarmış artık. Mesela gidiyorlar sadece. İşte biz yok. Ben bayağı oranın asistanı gibi ağzımıza tükürüyorlardı yani. Gece nöbeti, vizit, ondan sonra order, ekartasyon. Bak buradan itibaren, bak mutlu değilim, gördün mü? Buradan bir anda buz balkon, bak boşaldı, gördün mü? Taraftan da burası beni etkiliyor. Ne işte, pres açacağız. O yüzden şöyle bir aks, şöyle bir aks. Daha 90 derecede aks. Geçeceğiz. Ne yapıyorlarsa yapsınlar aklımlar. Biz bütün yüzeyleri kemik içerisinde tutalım mı? Başlıyoruz. Şunu bacağımın arasına alırsanız mükemmel olur bak. Sana göre öyle de. Burayı bir kez. Cerrah var, sıkıntı yok. Bu klipin varlığında tam dediğiniz gibi. Bu kupalatonal açı tam dediğiniz gibi oldu. Mecburuz ama yani gördüğün gibi burada şey yok yani. Olan bir rank tehlikeleri yok. Bonkolektör tutalım mı tükresiyle beraber? Evet. Pilot uzun? Hayır. İyi miyiz? Şuradan değil mi? Şöyle planlamıştık. Şöyle bir 5-10 veya 5-11,5 gönderelim. Ne dersin? Size anlatmıştınız. Pardon. Bunu yerine koyduk. Sağda altı gerekiyor. Bunu al gelip buraya da. Yanak sende. Ne yapıyorum ben? Üçü de kalsın abi. Oradan daha rahat. Uzun oldu. Her zaman uzun. Nacidir kısa. Seviyor musun sen stoperli? Stoperli bir uzununu alıp biraz gömme taraftarıyım hocam. Hah, aferin sana değil. Anlamadım. Stoperli de olsa uzun kullanıyorum genellikle. Kontrol bende olsun orada. İşte bu. İşte orada periyocudan çıkıyorsun. Biraz daha genişletiyorsun olayı yani. Ya şurada neler yapıyor arkadaşlar. Şöyle böyle inersin. Şunu biraz distilize ederiz. Hatta hafif de biraz paralelliği bozmak şöyle faydalı. Üst çene aksı çok böyle ya. O paralelliği biraz bozduğun zaman daha rahat topluyorlar. Birçok zaman açılı bile kullanmıyorlar. Hayır. Bakalım. Merhaba. Maske alalım. Kızım. Çok yumuşak gibi. Bak. Aa, hayır. Hala tabandayım. 13 bile olacak gibi. Biraz öne geldik ya. İş bir anda değişti. Yapabilirsek hepsini 13 yaparız. Bakalım. Extended evet. Bir sonraki. Neydi ya biraz, şu biraz distere miydi? Evet, distere edebiliriz dedik. Disterize edecektik. Peki. Şu biraz stresine. Heh, orası. Bu durumda herhangi bir zorlukla karşılaşan diş hekimi ne yapacak hocam? Yani şu an düzeltme yapıyorsunuz değil mi? Evet. Burada da bir yanlışlık oldu değil mi? Vaktim bitiyor artık. Bir daha extender yapmayacağım için yayın... O yüzden hata yapmamak Hasan Bey. Bu kadar. Çok güzel hasta yakaladı. Şey, kötürmeye başladı hasta. Hasta kötürünce güzel olur. Lateral 3,5-13. Kanin 4,2-13. Beş 11,5. Kaybetmeyelim. Ha. Şimdi durduk. Yok yok, sen 5-11,5'u aç. Kirli sponge kimde? Çabuk. Şu. Al elini. Tamam. Al onu. Alamamışsın ki. Bakacağım onu. Bak. Şimdi onu bırak. Bunu bırak. Implatlar geliyor. Evet. 5-11,5. Hazırsan geliyorum Hasan Bey. Hazırım. 5-11,5. Burnumdan derin derin nefes al. Raşet'in dandik. Yorgun bu Raşet. Haberin olsun. Harika olmadım şu an. Bizi oynattığınızda harika bir iş yok mu abi? Nazar. 18 yıldır tespitimdir. Aman çok güzel oldu. Süper yaptın. Aman da ne güzel gidiyor falan. Bir bakmışsın. 4-2-13. Açalım. Bence burası rahat rahat bir balkon kaldırır. Kaldır. Bu ankraj. Burada da bir hemostat kullanma ihtiyacı var mı? Ha, şöyle al bakayım. Aspiratör sende. Hatta şöyle önceden... Bak şu, baksan bu reaktif periyot. Hatta bununla ilgili çok keyifli bir kongre anım var benim. Öğrenci arkadaşlar da ders istiyormuş hocam bu konuda. Hangi konuda? Evet. Hangi konuda? Hangi konuda? Dişi. Ne? Dişi hastalıkları. Dişi hastalıklarını bu saatten sonra artık ben tamam, ben olayı bitirdim. Furkan'a anlatıyordum ben dişi hastalıkları. Şimdi dua yeni burada Hasan Bey. Nasıl hocam? Ben, siz ne istiyorsunuz hocam? Ben arada hazırlık ders yapacağız. Ben arada giderim. Hasan Bey kabul ederse. Moderatör olarak. Tabii geçen hafta Gülizar hocamın yaptığı gibi protez dersi varmış arkadaşlara. Evet. Sen hissediyor musun Apex'ten? Yok hocam, şu an için değil. Şeyi bile hissedebilirsin. Bir kemik fenesti olmasa bile basıncı hissedersin. Şu anda şöyle korkma. Parmak basıncı mı? Okay. Hmm. Yani raşette kork. Hı hı. Ama parmakta mikromotorla iyice kork. Benim meslek hayatımda 18 yılda 18 kere bakideydir. Mikromotora yerleştirmem ben. Sıfır kontrol çünkü. Ben şeyi çok seviyorum. Elliyim, dokunayım, palpasyon hissedeyim. Bunu bütün kurslardan anlatırım. Yok abi, cerrah dediğin şey hissedecek yani. Bu mesela genel cerrahide de kuraldır. 3,5-13. Verin bakalım. Zaten şey eşim büyüğü oldu. Bir şey yok bence, var mı? İstediğimden içine girmesi işte daha iyi olur. Diyor tam varmış. Hemostat. Kirli spanç. Temiz mi? Temiz mi? Nerede? Aç canım. Şimdi burası çok pis Hasan. Abi çok aç Fikret abi, hiç kapatalım olur mu? Burası çok şey bir yer, bir pis bir yer. Sileyim mi? İki önceki ITI konsensüsünde en zor bölge. Biliyor muydun? Yok hocam. En yüksek riskli bölge burası. Daha doğrusu burası derken, burası ikinci derece diyelim. Aynısının alt lateral. Ben de mandibül olabilirim. İmplant ameliyatından sonra hastanın öldüğü riskler. O kadar pis yani. Kanamadan mı? Lingual arter çok yakın, patlatıyor onu, fark etmiyor. Şakır şakır içeri akıyor. İçi dışı yok. İyi mi? Evet, iyi bence hocam. Burada futbolcu Sergen Yalçın'ı analım mı? Sergen Yalçın maçı bitiriyor. TRT kameramanıyla spiker koşa koşa gidiyor yanına. Bunlar işte terli sağdan çıkacaklar, yürüyorlar. Sergen Yalçın da ukalanın tek küstahın. Diyor ki TRT spikeri, mikrofonu uzatıyor. Orada diyor en son pozisyona diyor, herkes diyor sizi yuhaladı diyor. Niye diyor pas vermediniz diyor, şut çektiniz diyor. Bir sonraki maçta sen öyle yaparsın diyor. Murat aç, güzel dikiş. Sütür. Sene 2001-2002. İşte orada ne söylüyor? Buraya girecek bu. İndik. Hayır. Tabii bize göre birazcık daha görücü olarak kolay değil. Makas nerede? Kesme makası. Vay vay vay. Şimdi biz yapmaya başladık. Bizim hocalarımız diyorlardı ki yapmayın. Yapacağım. Abi yapmayın. Fakültede değil, dışarıda muayenede diyorum. Şimdi almışlar hareket projelerde. Tabii bir diş hekimliği formatına çok ters bir şey yani. Hani biz hep mezenşimal dokular, hep dış yüzeyde çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Birinci sınıf kemik içi invaziv ameliyat yapıyorsun yani. Bu pek o anda 2000'li yıllarda falan çok tecrübe edilmiş bir şey değil. Hele ki Türkiye'de. Neyse yapıyoruz ya, öğreneceğimiz adam yok yani. Hani işte Furkan muayenede yapıyor, benim başıma şu geldi falan diyor. Hasan diyor şu başıma şu geldi falan. Hep böyle perde arkası sohbetler yani. Doktor ya ben diyor demek öyle yapalım, o zaman ondan sonra böyle yapalım falan. Ben çok fazla diş teknisyenine implant üstü protez öğrettim. Bir yanan hard diskim var, onu bir yerden çıksa göstersem şeylerim var mesela. Canon fotoğraf makinem vardı cep telefonu falan, hikaye var ama. Modellerde aşama aşama gösteriyorum. Ya abi işte bunu böyle yapacaksın, bunu böyle yapacaksın, bunu böyle yapacaksın falan. Tabii öğrenen laboratuvar hemen yapıyordu, başlıyordu. Ne anlatacağım? O zaman bize şu öğretildi. Sınırları zorlaya zorlaya en uzun en kalın. Ben herkese verebilirsin. Gülizar Hanım. Bir gittiğin gerekirse. Ahmet abi nerede? Gitti mi ya? Hocam o zaman mini implantlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Mini mi? Shorter mı? Shorter. Yani en uzun en kalına uymuyorlar. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bizde bir ekol vardı. Seri bir cerrah. Biz bütün 6 çapını, 5 çapını, 16 çapını bize veriyorlardı. 16 uzunluğunu. Ve biz 11,5'un altında 10 milimetre implantı bile kabul etmiyorduk. Doğru bir şey değil yani. O anlamda demiyorum ama o zaman bizim o tedirginliklerimiz, korkularımız, gerçekten okuyacak kitap bulamıyorduk yani. Bir tane mişin vardı. Hala da var. Gerekirse alveoler soketi kıra kıra sok, kırık hilesin orada. Ekol. Kendi öz dayım da implantlarını şuradan hissedebilirsin hala. Şuradan ucu apexini, bir kortikal var, fotoğrafı göstereceğim. Dental implantlarda komplikasyonlar sudomunun içerisinde var. Bir kortikal. Çünkü öyle ortopnedik cerrahiden alışmışız biz hani bir yerden git. Şu mavi önlüklü kim? Merve. Niye gitmedi o? Ben kalmak istedim. Gonca da gitsin. Merve senin de alın. Gonca tek başına gitsin zaten. He, korktu değil mi? Ben nasıl geçeceğim diye sızlanıyor. Ben oradan geçeceğim tek başıma. Ama ben kalmak istiyorum. Yok, zorunlu değil gitmek. Ben sadece müsaade ettim. Teşekkür ederim hocam. Merve gidiyor musun? Ben kalmak istiyorum. Sen gidemezsen Gonca da gidelim ya. Anladığım kadarıyla. Ya vallahi ararım, çağırırım, gelip benim. Sen de değil, ben de. Sen iyisin. Bir de süturda konuyu değiştiriyorum. Lütfen. Sütür sadece mukozayı kapatmak değil, aynı zamanda da kapiller, arterlerin büzülerek kanamayı durdurmak açısından çok önemli, stratejik bir şey var yani. Sana aslında bir de yardımcı. O zaman yara dudaklarından 3'er milimetre diyorduk ya. Evet. 4'e 5'e çık. Daha etli geç. Şu anda yok ama mesela palatinalden bir kanama olsa şu anda. Zaten arteriyel kanamadan bahsetmiyorum. Orada parmağını basarsın, durur, çekersin, pis bir şey yani. Ama şimdi mesela bu süturda palatinalde şimdi distalde şeyimiz var, kanalımız var. Biraz 4 mm. Bak, yarıldaklarından 4-5 mm kadar uzayabiliyorsun. Hatta ben orada şey yaparım. Daha yine İzmir'de kanadı değil mi çok? İyi hocam. Kanal bak, İzmir'de evet. Kanal. Bak, görüyor musun? O aradaki bütün damarları gözüm ikisinin versiyonunu yapmayacağım öyle bir şey. Oradan da var. Çok güzel. Bak buna başla. Modifiye vertikal matrise. Dikiş değil mi? Şimdi horizontalde de vertikalde, modifiye olmayan vertikalde de şu an vertikal olmadı zaten. X oldu. X sütür. Ben öğrenci arkadaşlardan birkaç görüş alabilir miyim? Gülizar Hanım. Bence de sen aksiyon yapmalısın. Evet, ne konuda? Dolgan sınırı. Dolgan sınırı. Fenerbahçe'nin durumu. Fenerbahçe'nin durumu. Her şey yolunda. Çevirikteki bilgiyle pratiklik tutmuyor. Bence. Onu kim açtıysa Allah bin kere razı olsun. Bir saniye. Teorikteki bilgilerle pratikteki uygulamalar tutmuyor, evet. Hani pratik ayrı bir dünya yani. Ya. Üstüne bir de şey atıyorum. Kanamayı durdurup horizontal noktası. Kanama da kanama için. Bak kanamada her şey mi bak ben sana söyleyeyim. Kanamada ne yapabiliyorsan yap. Kanamalı gönderme de. Hı. Şimdi bak, bu ameliyatı sizden diyorum. Horizontal matres oluyor ya. Kendi adıma çok şey öğrendim. Çok güzel bir ameliyat oldu. Oluya ilk defa reaktif periyos gördüm. Hatırladım. Yeni türleri öğrendim. Bu da sana otomatikman teşekkür ederim. Skar bırakmama sağlıyor. Teşekkür ederim. Ama moral mukozada öyle bir şey yok. Furkan hiç bozma durumunu. Onun teri merak etme. Reskol teri. Bunu da biliyorsunuz değil mi? Mecbur yani. Onu nasıl yapıyorsunuz? Yok, o kadar değil. O maskeyi düşmüş. Allah Allah. Sen bak. Tişörtünü kapat. Böyle bakarsın. Aşağı in demek o. Eskiden öyleydi. Hatırlar mısınız? Hatırlıyorum. Çaldığı kapat aşağı in. Bir kere çaldırırsan seni seviyorum. Bir kere çaldıranlar. Bir kere çaldırdım aşağı ince işte. Geldim ben yaklaşıyorum aşağı in. Bak şu beni sana. Bana ters vermişsin. Evet. Kıyıda oturacağız mı? İstiyor musun? Bence işte. Çok olur. Ellerinize sağlık. Fikret abi kapat ağzını. 1 dakika sonra sağa başlıyorum. Bitiriyoruz abi. Etti sana şimdi alt çeneye 4. Üste 3, 7 yaptık. Şimdi 3 tane daha yaptık mı görev tamam. Allah. Sen canımsın. En küçük bir acı az önce olduğu gibi. Bir şey olsa hemen söyle bana. Ne iğne yaparım ben. Yani daha vaktim şeyimiz var. İstihkakımız var. Ameliyat çok iyi gidiyor şu ana kadar. Herhangi bir komplikasyonla karşılaşmadık. Son 3 implantımız. Bunlar da güzel bir şekilde yerleşecek gibi en kolay yere geçtik çünkü. Şu kremayı kim açtıysa öpeceğim ama ya. Terliklerle öpeceğim. Bende box var, sizde yok tabii. Şimdi ne yapalım? Aksilleri var gibi gözüküyor ama yok. Hocam ameliyat öncesi ölçümlerini de yaptı. Tablette görüldüğü gibi. Bir ben görebilir miyim? Tabii ki. Şu distal yanlış. Şurada. Tamam aşağıda. Şurada. Üst tane tamam. Şurası. Teşekkür ederim. Şunu keseceğiz mecbur. Tekrar bir strateji yapalım. Hoca da yapalım. Karaböl. Peki burada da balkon mu hocam yoksa internallikte? Bakalım. Bak şimdi şurada implantım var. Baktığım zaman burası. Biraz distale gideceğim. Distal rahat çünkü. Yani olabildiği kadar distallerim var. Şurası ve şurası yapalım. Acıyor mu? Tamam. Arkadaşım da acıyor mu derim. Böyle bir şey var. Ver. Öylece ver. Acı hissetmeyeceğim derken hissedince bir şey böyle kocaman bir şey. Şunu biraz takayım. Bir ameliyatta en sevmediğim şey, başlayınca durmak. Ya alet çalışmaz durursun, ya anestezide bir bekliyor, öyle beklersin. Hiç sevmem yani, hiç. Sorun çökülattı. İnşallah. Ha ben çok memnunum, daha yapmaya devam et derse. Tiryaki oluyormuş Fikret abi. Yap. Kafatasına kadar. Bizim öyle şakamız var. Şuradan başlayıp alnına da şöyle. Dekora gidebileceğim. Ceylan şakası. Hızlanmıyoruz ama. Aşağıda testler. Hala. Bütün şu ekipte Hasan, ben beklenmedik şekilde seni kabullendim. Evet, onun etkisi var ama esas Gökçe. Ya ben şeye de gittim tabii, psikiyatriye de gittim. Psikiyatri normalsin dedi. Hani şey misin, paranoyak mıyım ben dedim. Obsesif, güvensiz ve ondan sonra bana şey dedi, 2019 yılı için gayet normal dedi yani. İşin şakası tabii. Ondan sonra mesela Harun'u ben ne kadardır Harun? 5-6 ay. Aynen. 3 seneyi geçti ama. Suratına bakmadım. Gökçe'ye şey diyordum. Senin mıntıkanla beni bulaştırma diyordum. İspat çok. Furkan. Kaç aydı Furkan? Adını öğrenmedim Furkan'ın. Bir yaz boyunca Furkan'ın adını öğrenmedim yani. Hani benim için bir şey ifade etmiyordu. Murat için iddiaya girdim Gökçe'yle. İşi bırakacak dedim. Yapamayacak bu işi dedim. Kaybettim. Ben hep kaybederim zaten. Hala mı? Hala mı acıyor? Hala. Yine mi o zaman hareket ediyorsun? Korktum seni. Açık çek kendini ya. Şöyle bir rahatla ya. Aynen. İşte busun sen ya. Yemin ediyorum delikanlısın. Ah çekimden kötü yerim. Ya Murat işe başladı, zangır zangır titriyor yani, eller meller. Benim bu arkadaş dedim çok yaşamaz aramızda dedim. Ama senin hakkında hani buradaki herkes hakkında güzel konuşuyor tabii ki Gökçe. Bana böyle yapıyor. Sen Hasan'a güven. Sen bak sen Hasan'a güven. Bak. O diğer Hasan Hoca değil mi? Bak Hasan çok iyi olacak. Bak Hasan çok iyi aile terbiyesi almış. Ya bir de şimdi senin mevkin ekstralar riskli bir bölge yani. Ben cerrahi hastalarımı teslim edeceğim birine. Evet. Protez, restorasyon falan değil yani. Ondan sonra tamam ben seni anlıyorum diyor Gökçe. Tamam anlıyorum, sakin ol, sen bana güven. Ne? Marker. Sivri uçlu işaretleyici. İngilizce marker. Şu meziyerle acı çekti ya. Elimi korkak alıştırıyor. Şimdi o finger. Doktor Korkut çok rahat sıyırıyor. Sıyırıyor en azından. Periyotu bozmuyor. Bundan sonra yap bunu. Periodontolojide şovun olsun. Hiç böyle diyeceksin, geçeceksin. Korkut Hoca da ben öğretmeyeceğim. Kadir İnanır fıkrası. Biliyor musunuz Kadir? Senin bilmediğin ne var ki? Sana sormadım zaten. Ama ben şurayı beğenmedim. Buradan başlayacağım. Görün. Şurayı görmedim. Bak. Bakayım. Hı-hı. O yüzden şuradan başlayalım. 3,5 gibi. 5 gibi. 6 gibi. Ne dersin? Marker hazır. Ha? Marker hazır. Adamsın. Şu an acayip öğreniyorsun ama. Bence implantoloji eğitiminin temelindesin. Oralarda ne bekliyordum ben böyle ya. Abiler yapacak da biz de oradan alet vereceğiz de. Sonra yaparken de asist ederken beğenmiyordum. Ben olsam daha iyi yaparım diyorum. Hiç yapmayınca. Sonra yapmaya başlayınca Allah'ım günah yazma dedim. Adamlar ne iş biliyor. Bence böyle. Bir şey var değil mi? Beğenmediğim bir şey var. Burada normal tavanı bir kopuk arasını çok kullanıyorum. Senin eskiye retrospektif gerçekten başlarsam VPP tavan gibi... İyi olacak. Yok. Ne? Çok iyi olacak yani. Takipleri verirse nerede neyi tercih etsin? Valla ben bir ömür boyu sizlerle olmayı istiyorum, hedefliyorum yani. Şimdi girdim. Girdim şimdi. Başladı bunun. Ne dedi o? Birer tane var. En ön 3,5-13. Sonuncuyu kullanalım. Gülizar Hanım, geliyorum. Sonra 3.75-13. Sonra da 4.2-11.5. Yok 10. Bir dakika bekle. Tamam. 3.5-13, 4.2. Bakayım 5-10 olacak o. Beş onla başlamak istiyorum. Hatta açın. Dostum şu ekartörün yanlış. Bak bir dakika bana bırak. Şöyledir her zaman. 90 dereceden şöyle şu değil. Şöyle böyle asma bak. Şöyle. Hı -hı. İşte bu. Hep 90 derece. Yatırdığın an ödem başlar. Yavaş ne yapayım? Çok bastırdığı zaman da anlamadım. Ver beşi. Yatay hareket. Yatay hareket. Şimdi 3.5-13 istiyorum. Bu 5-10 mu? Evet hocam. Aferin. 3.5-13 açalım mı? Aç. Şurada Hasan'ın şüphesi üzerine şöyle. Mutlu musun şimdi? Çok da mutlu. Nasıl alabilir miyiz oradan? O ne? 3.5-13. Son dudakta ip var. En öndeki iplikler ne olacak? Ne o iplikler ya? Yok abi, Hasan abine yardım et. Şimdi şöyle ben seni şaşırttım ama şuradayım. Fikret abi hiç kıpırdama. Burada da kameraya konuşuyorum. Sol el eksini koruyan el. Ve bana göre en iyi implant yerleştirme sistemlerinden biri handle'dır. Bu tabi üst çenede ya da alt çenede. Bir alt çenede ben bazen 7'de bile kullanıyorum yani. Başlık sonu 3.75-13. Benim hatam, açın. Sorun mu? Hı? Maksat da almak gerekir mi diye bakayım. Orta implantın listesindeki yumuşaklığı. Şuna bakalım. Bu aspiratör daha iyi anlıyor. Yok. Şuna bakalım. Yok. Şu var sadece. O da benden uzak. Allah'a yakın olsun, bize uzak. Evet. Murat'ın uykusu gelmiş dedim ama yok, gelmemiş. Yok. Hasan hocam ameliyatlarında böyle bir şey var. Hani işte bir elini kesmeden, hani sıkılaşmadan ama. Ama sen yine de biraz düşünmeden. Evet, tabii. Anla riski görmek gelecek kaygı olsun. Onur çamaşır suyunu koyar, ertesi gün getir hocam bunu bana yap da. O kadar. Ne dersin? Bana yaparız. Bana yaparız derler, biliyorum. Bizim arkadaş şehir dışına ameliyata gidiyor. İmplantları yapıyor, alt üst kuyma alt. İçişleri atıyor, biniyor. Akşam otobüse biniyor, sabah fakülteye gelecek. Tam iki şehir arasındaki tam orta noktada duruyor, işte uyuyor. Bir uyanıyor, gözleri bir açıyor. Kapakların hiçbirini takmamış. Sonuç? Gece herkesi uyandırıyor. Abi yarın çağırın, bir kişileri açın, yapın, olur mu? Yapamayacaksanız ben geri geleyim. Kötü tecrübe. Peki kapama vidasız iyileşse hocam ne olur? Bir, içeriye yumuşak doku yürür. Hadi onu temizlediğini varsay. Ama kemik yürürse motorlaman gerekir. Motorlarken de eks yapı. Bir yere dokunmaman lazım. Hani o da biraz... Mesela bir marka var yine A+, az önce bahsettiğiniz marka. Ben komplikasyonlarla ilgili kitap yazarken bir tane öyle içeride kırık bağlantı vidasıyla geldi aslında. Başka merkezde yapılmış. Ondan sonra markası da işte o marka yani. Hani İçerisini işte motorlayacağım, içeriden şeyi çıkartacağım, kırık bağlantı abutment bağlantı vidasını. Abicim şey, sen söyle. Hani çok büyük risk. Bir de hasta benim hasta değil, sonradan gelmişti. Dış merkezde yapılmış. Neyse uzatmayayım. Ben şeyi açtım, telefonu açtım bu ilgili markaya. Dedi ki bizde kılavuz var. Ciddi adamlar kılavuz yapmışlar. İçeriği koruyucu. Kullandın mı hiç? Gördüm hocam. Vay be dedim. Çok işe yaramayan bir sistem. Yani platformu çok iyi koruyor en azından. Evet. Ondan sonra ama şu var. Önemli olan A+ implant diye bahsetti. Adam yaptırtmıyor sana. Hani bu var bununla yap diyor. Evet. Dedim bende kalsın set. Hayır dedi. Biz bu seti dedi özellikle vermiyoruz. Servis yapılıyor ve direkt ilgili ülkeye rapor düşüyor dedi. Şimdi bir santimine gel. Ah süpersin. Tekrar kilitli continue başladı. Bunu aşağı yukarı 2 mm, 3 mm'de 1'e çevirdim. Gördünüz mü? Bir de aradan geçiriyorum. Şu gerginliği asla bırakmayacaksınız. Şimdi kilitli lock oturdu şu anda. Yine yakın. Biraz palatinali şeyden geçiyorum, etli geçiyorum. Geniş kenardan. Kapilleri sıkıştırsın. Postoperatif kanama falan olmasın diye. Fikret abiyi 7/24 cep telefonunda kime bağlayayım? Hasan Bey'e mi bağlayayım? Söz mü? Tamam, sorun olursa seni arıyor 7/24. Ondan sonra sen de Hasan abini arıyorsun. Siz ikinizin de çocuğun dediği bir şey varsa beni arayın çünkü ben yarın Almanya'dayım. Tamam hocam. WhatsApp'ınızı okurum. Şimdi ağrıyor falan diye ararsa Fikret abi gelme ağrı için. Git bir yere popodan iğne yaptırt de. Başka bir şey varsa Hasan abiye danış işte. Fikret abi anlaştık mı? Sana 7/24 asistan atıyorum. Memnun kalmazsan bana söyle ama ilgilenmedi falan dersen dönem notuna yansır. Bizimle rakı içmeye gelemez. Tabii şimdi Fikret abiye söz verdik. Nasipse şunlar bir kaynasın. Şimdi gidersek ayıp olur. Biz yeriz o bakar. Yere oturmuş öyle. Patarlamadan. Efkarlanmış mı? Saz çalacak geldi. Hocam kaydı bitiriyorum. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Hastalarımız için hep beraber yoruluyoruz. Özellikle 10 implantın tek seferde yapılabildiği nadir ameliyatlardan birine denk geldim. Bu yüzden gayet memnun bir halde ayrılıyorum salondan, ameliyathaneden. Burada olmak çok güzel. Farklı bir sürü doku çeşidi, sütür çeşidi gördüm, öğrendim. Kendi adıma çok mutluyum bu konuda. Korkut Hoca ve ekibine çok teşekkür ederim. Endikasyonun hastaya göre konduğunu, 10 tane implantın bir sınırı olmadığını, yani hastanın durumuna intraoperatif olarak olan komplikasyonlara göre geliştiğini öğrendim. Yani endikasyonu hastaya göre koymak en önemlisi bence. Bu kadar erken bu tecrübe edinmek çok iyi oldu benim için. Çok başarılı bir ameliyattı. Korkut Hoca ile yaptığımız ilk ameliyattı. Farklı bir ekolü görmek bizim için çok eğitici oldu. Ve 10 tane implant yaptık hastamıza. Hepsi de çok başarılı, istediğimiz şekilde yerleşmişti. Bu da bizi ameliyat sonrasında hem gururlandırdı hem de çok mutlu etti. Genç meslektaşlarımızla, genç cerrah arkadaşımızla çok keyifli bir ameliyat bitirdik. Hastamızın hareketli olan protezlerini sabit proteze çevirmek için 1,5-2 saat kadar yorulduk. Ama komplikasyonu olmayan tertemiz bir ameliyat oldu. Biz her zaman söylüyoruz, hastalarımızın yüzü gülüyorsa biz mutluyuz. Hastalarımızı seviyoruz, genç meslektaşlarımızı seviyoruz. Teşekkür ederim.